aylarını bakanlığımız ilan edecek. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasının ülkemize, İstanbul'umuza ve bundan faydalanacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İkinci müjdemiz kira yardımlarıyla ilgili. İstanbul'da kira yardım tutarını 3500 liradan 5250 liraya yükseltiyoruz. Kampanyamıza katılan vatandaşlarımız ister kira yardımından yararlanabilir, isterse uygun şartlı kredi kullanarak evini hızla yenileyebilir. Yeni kira yardımı rakamının da hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca kura çekimleri devam eden ilk evim kapsamındaki 50 bin konutun ve ilk arsam kapsamındaki 50 bin arsanın da şimdiden hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kardeşlerim, hep söylediğim gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Biz sadece eserlerimizle, yatırımlarımızla, başarılarımızla konuşuruz. Kimsenin kökenine, inancına, meşrebine bakmadan herkesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birinci sınıf vatandaşı olarak görür ve buna da böyle hizmet ederiz. Milletimizi köken vurgusuyla bölmek, mezhep vurgusuyla ayrıştırmak, yalan ve iftira dolu ezeyanlarla kamplaştırmak isteyenlere bir bakın. Bugüne kadar ülkemize ne kattıklarına bir bakın. Mesela Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu SSK'yı batırmak, genel başkanı olduğu partiye her seçimde kaybettirmek dışında bir vasfı var mı? Hadi geçmişte bir şey yapamadı diyelim. Bundan sonrasına dair vizyonuna bakın. Kılıçdaroğlu'nun ülkenin ve milletin geleceğine ilişkin gerçekten emek mahsulü, çalışılmış, altı dolu herhangi bir projesi var mı? O da yok. Çünkü bunların öyle bir dertleri, böyle bir gayeleri yok. Yedi kişi bir masanın etrafında bir yıl boyunca toplantı üstüne toplantı yaptılar. Sonuçta oradan kavga, kıyamet dışında bir şey çıktı mı? Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı bir yıl önce de belliydi. Öyleyse bunca tiyatro niye oynandı? Çünkü orada kimsenin kimseye güveni yoktu. Daha birbirlerine güvenemeyenler milletin kendilerine güvenmesini ve ülkeyi teslim etmesini istiyor. Birbirlerine saç baş girdikleri yetmediği gibi bir de PKK'dan FETÖ'ye, tüm terör örgütlerinin ülkemizle ilgili iştahlarını kabarttılar. Buradan CHP ve ittifakı altında topladığı diğer partilere gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Siz kendinizin ve evladınızın geleceğini bu yedili kavga masasına emanet eder misiniz? Buradan hangi partiye gönül vermiş olursa olsun milletimin tamamına sesleniyorum. Ülkenizin güvenliğini, huzurunu, akıbetini kendi deyimleriyle bu kumar masasına emanet eder misiniz? Hanımlar, bakkala ekmek almak için göndermeye bile güvenemeyeceğiniz birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Beyler, dükkanınızı, atölyenizi, tezgahınızı 5 dakikalığına bırakamayacağınız birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Gençler, dersinize yardım etse verdiği bilgilerin doğruluğuna şüpheyle bakacağınız birine kendi geleceğinizi teslim edebilir misiniz? Çiftçi kardeşim, önüne 3 keçi katsanız akşama hepsini de kaybedip geleceğini bildiğiniz birine ülkenizin geleceğini teslim edebilir misiniz? İşveren kardeşim, kendi müessesenizde vasıfsız eleman olarak çalıştırmayacağınız birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz? Emekli kardeşim, oturduğun apartmana yönetici olarak seçmeyeceğin birisine
ülkenin geleceğini emanet edebilir misin? Öyleyse gelin 14 Mayıs'ta tercihimizi, tüm tereddütlerimizi bir kenara bırakıp aklımızın ve vicdanımızın sesini dinleyerek yapalım. Emin olun bu ses size Cumhur İttifakı diyecektir, Tayyip Erdoğan diyecektir. Kandil'le işbirliği yapan Bay Bay Kemal'e bu ülkeyi teslim edebilir misiniz? Yarın inşallah deprem bölgesindeki kardeşlerimle hem bayramlaşacak hem biten ilk köy evlerinin teslimini yapacağız. Ve 319 bini bir yılda teslim edilmek üzere toplamda 650 bin yeni ev yaparak deprem şehirlerimizi ayağa kaldıracağız. Milletimizin bu depremde gösterdiği dayanışma Türkiye yüzyılı vizyonumuz için bize umut vermiştir, şevk vermiştir. İstanbul başta olmak üzere deprem riski altındaki tüm yerleşim yerlerimizi yeniden inşa ederek ülkemizi tüm tehditten kurtarmayı yeni dönemdeki önceliklerimizin en başına yerleştirdik. Türkiye'nin siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik gücü arttıkça insanlarımız daha güvenli ve müreffeh bir hayata kavuşacaktır. TCG Anadolu'yu gezdiniz mi? Bir gezenleri göreyim şöyle. Maşallah daha gitmeyenler var. Şimdi diyoruz ki son hafta sizinle bir oylama yapayım. Son hafta TCG Anadolu'yu İzmir'e göndersek nasıl olur? Nasıl olur? İyi olur değil mi? İzmir de istiyor. Ve inşallah TCG Anadolu nasıl ses getirdiyse, İHA'larımız nasıl ses getirdiyse, SİHA'larımız nasıl ses getirdiyse, Akıncımız nasıl ses getirdiyse, Kızıl Elma nasıl ses getirdiyse, TOV nasıl ses getirdiyse, artık attığımız her adımda bunlar hopluyorlar. Karadeniz gazını azmedemiyorlar. Niye? Şimdi ücretsiz vereceğiz ya, rahatsız oldular. Siz şu kalan 3 haftada tekrar soruyorum, ana kademe yeri yerinden oynatacak mısınız? Kadın kolları oynatacak mısınız? Gençler oynatacak mısınız? Bu işi Allah'ın izniyle bitirdiniz. Sağ olun. Var olun. Yeni tehditler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.